Ve haberlerimizle devam ediyoruz. Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin için Nişantaşı'nda lüks bir projeden ev satın aldı. 30 milyon değerindeki evde Oğulcan evlenince oturacak. Ev 4+1'miş ve 300 metrekare büyüklüğündeymiş. Hemen hatırlatalım. Oğulcan Engin bir süreden beri oyuncu Miray Daner'le birlikte. Ama Seda Sayan bu konuyla ilgili hiç ağzını açmak bile, yorum yapmak bile istemiyor. Çünkü Oğulcan'dan izin yok. Annesinin özel hayatıyla ilgili konuşmasına dair. Vay be ne anneler var diyeceğim şimdi. Vay be ne anneler var. Süper Kaynana da çok yerinde bir başlık olmuş. Evet. Takvimden Ufuk Özcan'ın kuytu köşesinden habere. Bazı çocuklar gerçekten doğuştan şanslı. Altın kaşık mı? Gümüş ağzında kaşık mı diyorlar? Gümüş kaşıkla dünyaya gelmişler. O çocuklardan biri de kesinlikle Oğulcan. Zaten annesinin bütün serveti, bir tanecik oğlu var. Her şey onun. Ve o Oğulcan yönetiyor. Hiç çalışmasın. Çocukları, torunları, onlara kadar yetecek mal, mülk, para var zaten. Anne yapacağını yaptı. Gayrimenkul zengini diyebiliriz Seda Sayan için. Çünkü yatırımı çok çalışıyor ve çok da kazanan bir isim. Kesinlikle. Yatırımlarını da genelde gayrimenkule yatırıyor. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da böyle evleri var. Amerika'da, evet. Miami'de bildiğim kadarıyla iki tane evi var. Evet, başka ülkelerde de vardı. Başka ülkelerde de evi var diye biliyorum. Ya valla İstanbul yeter zaten. Zaten. Ama kazandığını da paylaşmayı da seviyor. Bakın ailesine sadece oğlu değil, tabii, bayağı yeğenleri, kardeşi, annesi ve aynen, daha hiç görmediğimiz bir sürü akrabalarına bir Seda Sayan ordusu var. Şimdi, hepsine yardımcı oluyor. O evleri, o gayrimenkulleri de kiraya veriyor. Gayet güzel kira geliri de var. Evet. Hiçbir şey yapmasın, çalışmasın. Aynı lüksü, aynı konforu koruyabilir, öyle bir hayat sürdürebilir. Kesinlikle, ama mesela Etiler'de çok ünlü bir gece kulübünün mekanını satın almıştı. Bayağı haber yapmış. O dönem, evet, o dönem oranın kirası 20 bin dolardı. Düşünebiliyor musun? Şimdi tabii artmıştır o kira. Sırf orası yeter. Sadece ki oradan gelse. Onun gibi bir sürü yerleri var. Daha da çok olsun. Sanat dünyasının böyle gayrimenkul zengini diyelim ya da en çok kazanan 3 ismi desen benim aklıma bir Sibel Can gelir. Sibel Can geliyor. Seda Sayan gelir. Hülya Avşar geliyor. Evet. Başka var mı? Daha onlardan önce bir şey vardı ama Müjde Ar'ın çok akıllı yatırımlar yaptığı zamanında, ve kesinlikle arkadaşlarına da akıllı yatırımlar yaptırdığı söylenirdi. Bir de gizli, şimdi Seda Sayan'ın, Sibel Can'ın, Hülya Avşar'ın artık ortada. Bir de gizli saklılar var. Evet. Hiçbir şey belli etmeyenler. Ya da alıp yakınlarının üstüne yapanlar. Onlara da sorarsan hiç dikili ağaçları yok. Bir tane ağacı yok. Doğrusu. Ormanlar var. Bir tane ağaç yok, ormanlar var. Evet. Ne bu süper kaynana, kaynana şarkısı mı? Bu Seda Sayan, Seda Sayan'a gelsin. Bizde. Bu şarkıyı Seda Sayan'a gönderiyoruz. Oğulcan Engin'e gönderiyoruz. Müstakbel eşine gönderiyoruz. Müstakbel eş de çok şanslı. Şanslı. Kesinlikle. Hem güzel, hem başarılı, hem kazanıyor. Daha ne olsun? Seda Oğulcan Sayan. Yakışıklı, müstakbel kayınvalide, müstakbel kayınvalide, şık, hoş, neşeli, güzel bir kadın. Daha ne istiyorlar? Evet.